Türkiye'de farklı, özgün çizgisi ve başarılı kreasyonları ile adından söz ettiren modacı Yurdagül Akardere ile sizler için görüştük. Il faut savoir qu'un oubli peut y croire. İlk olarak bize anlatır mısınız? Hedeflediğiniz yerde misiniz? Tasarım yapmayı sevdiğimi çok erken yaşlarda fark ettim. Ve bunu bir meslek olarak edinmeye daha o zamanlarda karar vermiştim. Hedefim şu anda bulunduğum yer miydi? Bunu tam olarak söyleyemem. Çünkü hedeflerimi belirlerken genelde kısa hedefler tutuyorum kendimi. Bunları planlıyorum. Ve bu hedeflere ulaştığım zaman da bir sonraki hedef planlaması başlamış oluyor. Bu süreç içerisinde de şu anki bulunduğum nokta planın sadece bir parçası. Ulaşmak istediğim nihai hedefe ulaşmak için kilometre taşlarından biri diyelim. Şu anki bulunduğum noktadan memnunum ve doğru istikrarlı bir şekilde de kariyerimin devam ettiğini düşünüyorum. İnşallah bundan sonrası umduğum şekilde gelişir. Sur le côté, c'est comme ça la vie, c'est pas toujours comme on veut. Londra yurt dışına açıldığınız ilk şehir oldu. Neden burayı tercih ettiniz? Sur le bas côté. Londra şehir olarak da sevdiğim bir şehir. Aynı zamanda tarzıyla, tavrıyla. Belki çok düz, belki kuralları keskin, biraz makosen bir şehir ama bu haliyle bana çok yakın, ruhumu çok iyi yansıttığını düşünüyorum. Yurt dışına açılma planım vardı ve bunu yaparken de Londra başlamak istediğim ilk şehirde kendime yakın bulduğum için ve bu tabii ki diğer şehirlerle de devam edecek. Yurdagül Hanım, bundan sonraki hedefleriniz içerisinde başka ülkelerde de çekim yapmayı düşünüyor musunuz? Elbette. Londra bir başlangıçtı. Londra'dan sonra özellikle modanın merkezi olan şehirlerde, mesela Paris'te, New York'ta bunları yapmayı çok istiyorum. Ve elbette ki daha etnik görüntüler, daha etnik çekimler yapabileceğim, belki Güney Afrika ülkeleri ya da Orta Asya ülkeleri olabilir. Bunları istiyorum yapmayı. Zamanla da planlamalar içerisinde bunlar da var. İnşallah bunlar da gerçekleşecek. Londra'daki çekimlerinizin bir teması var mıydı? Anlatır mısınız? Evet, Londra'daki imaj çekimlerini yaparken orada özellikle siyahi arkadaşım bana eşlik etmesini istedim. Çünkü temam kökler ve göçlerdi. Globalleşen dünyada insanlar çok hızlı hareket ediyorlar ve çok hızlı yer değiştiriyorlar. Çok hızlı yer değiştirdikleri için bulundukları yere uyum sağlıyorlar ve değişim gösteriyorlar. Ama onların da genleriyle getirdikleri, tarzlarıyla, tavırlarıyla getirdikleri ve rahat ettikleri bir ruhları var. Burada da temam kökler ve göçler derken insanın zaten kendi içerisinde getirdikleri, taşıdıkları ve aynı zamanda da bulunduğu yere uyum sağlamasıyla beraber gösterdiği değişimler ve bunun sentezinden ortaya çıkan insan profilleri. Tam olarak imaj kataloğunun hedefi de ya da vermek istediği tema da buydu.
2014 yazının trendleri, renkler topraktan gelen renkler. Hemen her renk var ama bunlar daha soft kullanılmış. Bunun yanında neon renkler de var, gayet belirgin. Danteller, çizgiler, açıkçası trend skalası oldukça geniş. İnsanlar bunların içerisinde kendilerini, vücutlarının en uygunlarını alıp seçip kullanacaklardır mutlaka. Tavsiyelerime gelince, ısrarla şu veya şunları kullansınlar şeklinde değil de kişinin gardırobunu hazırlarken, kıyafetlerini hazırlarken biraz denemeler yaparak vücut yapılarını, işte beden dillerini bilip buna uygun kıyafetler seçmeyi istemeleri ve buna uygun kıyafetler seçmeleri. Et ça n'en finit plus, m'offre un autre verre, désir être reçu. Türkiye'de de defilelerim olmuştu, çok heyecan vericiydi. Ama yurt dışında bir katalog çekimi yapmayı çok istiyordum. Bugün bunu gerçekleştirmiş olmaktan çok mutluyum. Konseptim in London'dı. Ürünlerimde daha çok çalışan kadın, işte sosyal, aktif, eğlenceli. Bunun için de Londra'yı tercih ettim. Çünkü Londra sanat, tarih ve kültürün bir arada olduğu bir şehir. Modelim çok iyiydi, Sam. Gene ekipteki arkadaşlarımızdan Arya, Hasan Bey ve fotoğraflarımı çeken Ali Haydar Yeşilyurt. Çok keyifli bir iş çıkardık. Hepsine çok teşekkür ederim. Cher oubli, bonsoir. Hiya, so we're here with Ali. We just finished the shoot. We've got amazing collection, very business but casual, fun, a bit of glamorous. It feels amazing. Everybody loves silk, obviously, and she's amazing. Obviously, and it was really fun. Great photographer, great team, and we're here in London, and it's amazing. Hi, I had a really lovely day today here in London. The location was absolutely fabulous. The clothes are really great too. It was really easy to work with everyone on the shoot. You know, the style of the clothes were lovely, really varied from, you know, skirts to dresses, so it's easy to design the makeup for the day. Modacı Yurdagül Akardere'ye bize zaman ayırdığı için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz. L'envie, certes, je fus un peu malhonnête, mais je peux plus, j'ai pas de place pour vous dans mon être.